Halime bak Allah aşkına. Bu şekilde sokakta yürüsem beni sanarlar acaba. Ama yürüyeceğim. Çıkıyorum şu an. Bilgisayarımı aldım. Şarj aletimi aldım. Anahtarlarım, cüzdanım. Merhabalar. Depresyon battaniyesi gibi duruyor üstümdeki ama. Şimdi bugün ne yapmaya gidiyorum biliyor musunuz? Bugün senaryo yazıyorum ben. O yazdığım senaryoyu evde çalışmak istemiyorum. Birazcık daha böyle bir dışarı çıkayım. Hava alayım. Senaryoyu dışarıda çalışayım istedim. Burada çok güzel coffee shoplar. Coffee shop. Burada çok güzel shop. Kafeler. Burada çok güzel kafeler var. Size ben bir bu haftamda bahsedeyim neler yaptım. Bu haftam çok güzel geçti. İki tane çok önemli bir tiyatro callback. Callback'i hatırlıyorsunuz. Audition'a giriyorsun bir daha çağırıyorlar ya. Onu yaşadım. İşi almak kadar önemli bir şey diye de söylemiştim daha önce. Ya da ben kendimi tatmin ediyorum. Gene bir sürü audition'ım vardı tabii ki de. Onlarla uğraştım. Ha, bir tane televizyon projesi var. Ona callback aldım bir de. Bu aynı televizyon projesi için adını söylemek istemedim. Üçüncü audition'ım. Ve bildiğiniz bir show. Bakalım bu sefer alabilecek miyim rolü? Belki de siz bu videoyu izlerken de öyle almış olabilirim. What is it? Sorry. I got some gobi on this. Talk to them. I got some gobi. Marijuana. I'm like 30%. 30%? Say hi to Turkey. Are you Turkey? Do you know anything about Turkey? No, it's not Arabic. It is not really Arabic. It's mixed Arabic and European. Yeah, it is a mix. That's a good place to start. Turkish nationality is its own. So it's mixed with different races. It is a lot of mix. I met some women over there. There's a couple girls from there. You met? I mean, like 10. How Turkish women? They look beautiful, so I don't know. Like, so, thank you, appreciate it. Yeah. Did you date any? No, I only dated Lebanese before. Oh, Lebanese. Close enough. Fire. Yeah, fire. Good to meet you, man. Take care. Essen. Essen. Adam ot satıyor. Otlu şeker, jelibon. Ama tabii ki de içindeki oranı merak edip sordum ben de. Kaç yüzde diye. %30 dedi ama. Yani %50 de diyebilirdi. 60 da diyebilirdi. Yani o anda istediği yalını söyleyebilir. Kendi yapmış satıyor. Yasal değil aslında onun şu an yaptığı. Ama mağazalar var ve hani böyle bayağı içinde ot olan işte bu edible'lar satılmaya başlandı ama adı nedir onun? Yasal olan farklı. Mesela Los Angeles'ta tamamen yasal. Ama Türkiye'deki gibi çok böyle büyük bir olay, drug gibi görülmüyor ot Amerika'da. Bir dakika ya, birazcık şu yoldan yürümek istedim. Bazen hayatın bizi yönlendirdiği yöne doğru gitmek lazım diye düşünüyorum. Şimdi neden bahsediyorduk? Ottan bahsettik. Konudan konuya atlıyorum değil mi? Diyorum, farkındayım. Çok soğuk. Sizinle şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum bu arada. Fikrinizi merak ediyorum. Böyle biraz daha interview tarzı, demin konuştuğum adamla olduğu gibi. İnsanların Türkiye ile ilgili ne düşünüyorlar ya da ne biliyorlar gibi böyle bir şey yapmak istiyorum. Yani değişik, çünkü sürekli lifestyle yapıyorum hani. Kendi hayatımdan seyahat. Ay çok yoruldum. Bilmem ne paylaşıyorum. Bu bahsettiğim bir tık daha soru cevap şeklinde. Böyle bir şey ne yaparsınız? İzler misin? Yani farklı şeyler yapmak istiyorum çünkü sizin için. Sadece benim bıdı bıdı konuşmamla olmuyor bence. Ben kendimden sıkılıyorum açıkçası. Neyse işte dediğim gibi bu haftam bol callback'le geçti. O yüzden çok heyecanlıyım. İnşallah güzel sonuçlar alırım. Bir şey diye sormuş. Bu girdiğin auditionlar hani dizi için mi diye. Ben dizi, reklam, film, seslendirme her şeyin audition'la gidiyorum. Tiyatro. Pek bir alana odaklanmıyorum açıkçası. New York'ta son bir senem. Los Angeles'a geçeceğim. Los Angeles'a geçmeden tiyatro yapmak istiyorum. Önceden yapıyordum zaten tiyatro. Bir sürü ara vermiştim. Özellikle bu pandemiyle beraber yapacağım şovlar iptal oldu falan. Şimdi yeniden başladı tiyatro. Çok aktif bir şekilde. Ay hem yürüyüp hem konuşmak becerebildiğim bir şey değil. Helak oldum şu an. Şöyle bir tane coffee shop var ve çok seviyorum. Ama bilgisayar açmak yasak. Bilgisayar açacaksam ne yapacağım ben orada? Yani insanların çok uzun oturmasını limitlemek için yapmışlar. Bence onun yerine yeme içme limiti koyabilirlerdi. Neyse. Bu ara bir masaja gitmem lazım gene. Çok pis masajım geldi. Sizde olduğu gibi burada da artık maskeler, kişi sormalar kalktı. Ama oyunculuk işlerinin çoğunda hala daha soruyorlar. Aşılı mısın, değil misin diye. Geçen bir audition'a girdim. Şey diyor, nerelisin? Ve kaç yaşındasın? Amerika'da yasal olarak bir oyuncuya yaşının sorulması ve ırkının sorulması yasak. Bıramaz. Hikayet edersem sıçar. Neyse. Ben de dedim ki hangi yaş olmamı istiyorsan o yaşım. Beni çağırdığına göre o istediği yaş gibi görünüyorum. New York'ta hava buz ama ısınacak. Kaç gün ısınacak. Hatta pazar günü 21 derece falan bekleniyor. Çok heyecanlıyım.
Saat daha 5. Bayağı bütün kafe shoplar kapanmış. Bir tane buldum. Onda kapanan. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Hava buz gibi. Donuyor. Geçen trendeyim. İki kişi bana bakıyorlar böyle. Benim aklıma bir şeyler söylemeye başladılar. Kıyafetlerimle ilgili. Bir tane şapkama yorum yaptı falan. Negatif şeyler değil ama eleştiri de var içinde. Ondan sonra Türkçe. Tüm bunları Türkçe yaptılar. Ben hiç sesimi çıkarmadım. Hiç bozuntuya vermedim. Sonra trenden inerken iltifatlarınız için teşekkür ederim dedim. İndim trenden. Ben ve kankalarla gülmeye başladılar. Çok komikti. Çok eğlendim. Çok hak ettiler. Yani her an her yerde bir Türkçe bilen birine rastlayabilirsiniz arkadaşlar. Biraz daha dikkat edebilir insanlar. Ben mesela buraya Work and Travel'a gelmiştim 18 yaşında falan. Starbucks'ta çalışıyordum. Bir şey oldu, kasa çalışmadı. Ben böyle çok panik oldum falan. Has dedim. Meğersem kasada beni bekleyen kişi de Türkçe biliyormuş. Ondan sonra ooo falan yaptı. O nasıl küfür öyle? Hiç beklemezdim senden. Ondan sonra çok utanmıştım. Bu cadde de çok tatlı. Çok güzel bir yer ya. Durun da göstereyim. Bu arada söylemeyi unuttum size. O iki tane audition, tiyatro audition'a Olbeck'e in person'dı. Yani bayağı fiziksel olarak gittim tiyatroya. Orada audition'a girdim. Bir tanesinde Shakespeare monoloğu istediler. Bir tanesi daha experimental. Böyle bir sürü aşamalı oldu audition. Çok keyifliydi ya. Yani insan görmeyi o kadar özlemişim ki işimde. Set harici çünkü hastacım. Kaçta kapanıyordu? Neyse dur. Çikolatalı yere gideceğim ben. İnsan görmeyi gerçekten çok çok özlemişim. Ya bir kere ben insan enerjisiyle çalışan biriyim. Çok insan öyledir ama ben buna daha çok ihtiyaç duyuyorum gerçekten. Sosyal biriyim ve asosyal olmak beni depresyona sokuyor. Nerede bu kafe şu? Bir dakika, ben sizle konuşurken kaçırmayayım burayı. Bu arada burada New York'ta trenler güvenli olmamaya başladı. Herkes çok korkuyor. 51 saatten sonra binmek istemiyorsun ve normal gün ışığında bile insanların başına bir sürü şeyler geliyor ve beni birazcık gerdi yani bu tren olayları. I'm sorry. I'm so sorry. I don't have any cash with me. Sorry. Don't touch me. I don't want you to touch me. What the fuck? Artık taksiye daha çok biniyorum. Ki ben treni çok seven biriyim. Geri dünyanın en güzel gözlem yeri. Toplu taşımaya binmeyen oyuncu olmamalı yani. Diyorlar ki niye araba almıyorsun? Arkadaşım New York'ta benim yaşadığım yerde arabaya bir kere bile ihtiyacım olmadı. İhtiyacım olmadı, kiralıyorum anında. Hani bir yere gideceksem New York'un dışına falan. Easy peasy. Ve otoparklar arabayı tutmak istersen bir yerde ev kirası gibi para vermen gerekiyor. Çünkü evlerin otoparkları olmuyor. Oluyorsa da paralı oluyor. Yani çok mantıksız. Öyle yani şu anda tren olayı biraz güvenli değil. İnsanlar böyle tanımadık kişileri trenin raylarına itiyorlar. Mesela bir tane adam yerden bok alıyor. Bok bildiğimiz. Kadını suratına sürüyor. Durup dururken tanımıyor. Kameraya gösteriyor her şeyi. Tanımadığı bir insan. Aslında biri birinden özür dilemiyor. Trende bir şey oluyor. Alıyor bıçaklıyor adamı falan. Yani böyle çok saçma. Ya da ha bir tane yeni şey oldu. Yürüyen merdivende giderken bir tane tekvandocu adam arkasındaki kadını tekmeliyor, tanımıyor etmiyor. Baya tekmeli can sıkıntısından. Kadın bütün merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Bir sürü yerlerini kırmış. Böyle saçma sapan bir yere dönüştü New York. Ve bu beni korkutuyor açıkçası. Pandemiden sonra çok çok değişti. Gideceğim yer şurası. Bak, kapalı mı? Ağlarım. Açık. Çikolata cenneti. Hangisini alayım? Ne alayım? Şurada daha kekler var. Oh my god. Tam 3 saat sonra yazdığım senaryonun editlerini bitirdim. Şimdi eve doğru geçiyorum. Çok acıktım. Hakan geldi, buluştu benimle. Merhaba. Hakan aç mısın? Ben açım. Ne yapacağız? Son kahvaltı ettim. Aynen ya. Ya Amerika'da 2 öğün yeniliyor. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bence daha güzel ya. 3 öğün diye bir şey yok. 3 öğün bence biraz yemeği seviyor. Yani biz Türkiye'de hep yani çok yiyoruz. Bir de şey olayı var ya böyle hani yemek yediğin zaman böyle önce bir çorba içilir. Ortada bir salata olur. Ondan sonra bilmem işte ana sonra yemek tatlı gelir. Olur. Tatlı gelir bilmem ne. Bu
burada bir tane bir şey yapıyorsun ve onu yiyorsun. Burada mesela her restoranın hani bir şeyi meşhur. Mesela bir restoranın çorbası. Bir restoranın sadece appetizer'ları. Adamlar sadece appetizer satıyor. Bir restoran ya. Kasayı buraları kesersin. Hakan biraz değil, bayağı saçma oldu. Hakan tamam, senaryom hakkında ne düşünüyorsun? Ha, senaryo çok güzeldi. Komik mi? Bayağı komikti ya. İlk başta böyle birazcık şey oldu. Hani böyle hani dedim nereye gidiyor artık bunun sonu. Birdenbire olaylar başlamaya başladı. Evet, ilk setup yani. Aynen, olayı ilk kuruyorsun. Orada bir hani acaba ne olacak hani. Böyle tam sıkılmaya başlarken olaylar başladı. Sıkılmak mı? Hakan aşk olsun. Ya ilk başta böyle bir böyle hani tam çözemedim ne olduğunu i̇şte anlayamadım. İşte ilk sayfa setup gibi hemen. Aynen, sonra birdenbire olaylar ardı arda gelişiyor ya, orası komik oluyor zaten. Evet evet aynen. Chapstick bir komedi. Bakalım ne olacak. Hakan koyacağım. Hakan bunların hepsini şey yapacağım. Hani konuşanlar da şey oluyor ya, hızlandırarak koyuyorlar ya. Ne dersin? Yani biraz boş konuştum. Sushi dün daha yeni yedik ama canım yine benim sushi çekiyor. Evde ne yemek var? Ne yapalım? Lahmacun mu yapsın? Lahmacun mu diyorsun? Biz neden sürekli lahmacun yiyoruz Hakan? Çünkü bu episode benim en son olan episode'dan sonra geliyor. Öyle düşün ve o bölümde lahmacun yemek için ta Jersey'ye gittik. Aa, o zaman boş ver. Evet. Yani şu anda bunu bir daha duyuyorlar. Diyecekler ki bu insanlar sürekli lahmacun mu yiyor? Brooklyn'in en güzel bence sokakları ya. Ben çok beğendim. Smith Street burası. Aynen, bayağı güzel. Yani çoğu insan Brooklyn dediğin zaman pek anlayamıyor. Değil mi? Manhattan daha böyle kulağa şey geliyor. Ama Türkiye'de yaşayanlar için. O değişmiş. Öyle bir şey yok. O değişmiş. Sen tutsana, birazcık da senin tarafından tut. Kolum çok ağrıdı. Biraz değişmiş. Hayır, onun tutuşu yanlış. Böyle mi? Bak şey yapman lazım. Şöyle bir açı var. Aynen. Ben buraya ilk geldiğimde mesela kaç sene önce ilk geldim ben buraya? 2 sene önce. O zaman hani Brooklyn'de hani oturup böyle güzel yemek yiyebileceğin güzel bir şeyler var mıydı? Vardı. Var mıydı? Gene yanlış olan bir cümleye giriyordun, iyi kurtardın. Vardı ama. Ha yok yani, Manhattan'dı yani olay. Yani ya Brooklyn'de kadar yaşamak güzel bir şey değildi. Yani zaman, güzel kötü bir şey değildi yani. Brooklyn hep hip bir yer yani de. Bu kadar şu an Manhattan'dan daha iyi bir durumda. Ha işte onu anlatmaya çalışıyorum. Hani artık mesela evlerin kiraları olsun, yaşayan insanlar olsun. Ya tabii kötü yerleri var mı, var? Var tabii canım. Her yerin. Manhattan'da yani kötü Manhattan'da yeri var. Manhattan'da çok homeless var mesela. Ben Manhattan'da yaşadım. Manhattan'da acayip homeless var. Evet. Ben burada görmüyorum ama hiç Brooklyn'de. Yani o kadar yok. Var ama o kadar değil. Ne yiyeceğiz? Hakan çok açım. Vallahi ben de acıktım. Evde ne yapabiliriz? Makarna mı yapabiliriz? Olabilir ya da hiçbir şey yemesek. Fasting mi yapsak? Hayatta yapmam öyle bir şey. Hayatta şu an fasting yapamam. Açlıktan ölüyorum. Ben çok seviyorum fasting yapmayı ya. Aranızda deneyen var mı acaba hiç fasting? Vardır tabii. Fasting ne abi? Oruç. Allah'ın orucuna fasting ne ya? Yok, tam olarak oruç sen değil. Sen Türksün oğlum. Yok, oruç demek değil fasting. Yani. Yani şöyle, sıfır kalori olan her şeyi içebiliyorsun. Gerçi yemek yok sıfır kalori öyle de. Beni göstermiyorsun kamerada. Yani bu benim vlogum. Burası benim alanım. Benim boyum kısa olabilir. Aşağıya doğru kamera. Evet, sen fotoğraf çeker. Zor ya, kolu çok yoruyor. Ya, evet, bu işler kolay işler değil. Şurası da sushici Kyoto diye. Bakalım mı beni ya? Yok ya, daha dün yedik. Ne yiyeceğiz abi? Ben çok açım. Makarna yapayım sana. Neli? Mushroomlu makarna yapayım. Normal domatesli sos var, basil'lı ne? Basil'da mantar olmaz. Bilmemiş ya. Öyle yapıyor ya Yılmaz arada sırada bir de. Olmaz işte. Nasıl olmaz abi? Aynen, ben olmaz. Şu an ilk kanı. Abi nasıl olmaz ya, mantar ne kadar yakışır. Olmaz. Ondan sonra bir de şey bakışı var ya böyle. Bakışı var ya böyle, duruyor böyle. Aynen. Son bölüm güzeldi. Çok komikler abi ya. Hakan, İngilizce söylediğim ve sizin Elif'le güldüğünüz şeyler neler? Snapchat. Snapchat. Öyle diyorsun. Nasıl demem gerekiyor? Snap yani. Snap. Snapchat. Başka? Twitter. Sen ne diyorsun? Twitter yani. Twitter. IKEA. IKEA diyorum. IKEA. Gerçi o İngilizce değil. Ama İngilizce versiyonu öyle. IKEA. İngilizce onun şeyici, Swedish'i IKEA falandır. Ne demek? Hakan, what are we gonna get? Target'tan ne alacağız? Arby's Curly Fries. Arby's bulabilirsek eğer. Bakalım var mı? Çünkü geldiği gibi bitiyor. Target Türkiye'de düşüyordum. Neresi gibi? Öyle bir şey yok bence. Yok değil mi öyle bir kavram? Metro, yiyecek içecek, her türlü malzeme var metroda ya. Mesela mobilya da var. Var. Var var tabii. Var ya, mobilya katı var hatta. Aynen, metro, Target metro. Şurada giysi var mı? Var ama burası daha kapsamlı tabii. Hiç gitmemişim. Şuraya nasıl hiç gitmedin? Annem bayılır metroya. Beni götürmemiş. Zaten Starbucks falan vardır. Baksana aslında. Home Depot yok ki Türkiye'de. Evet. Her şey, Pizza Hut. Hani sandviççinin bile hediye kartı var. Evet, gerçekten öyle. Çok saçma.
Bir kere beni telefonda biri işletiyordu. Şey dedi, sizinle de vergi borcunuz olduğu ortaya çıktı. Adımı, soyadımı, adresimi, her şeyimi biliyor. Ondan sonra bir baktım, o bana şey diyor. Gelin. Oo, Hakan şu anda şeye daldır. Yok değil mi? Ya. Normalde şurada oluyor. Yok ama. Tüh. I don't want that. Potato to sweet potato. Bunu alalım. Şöyle fries mi? Sence? Bence onu alalım. Arby's'de o da var. Waffle fries. Ya da seasoned olan acaba Arby's'e benziyor mu dedim ama neyse. Waffle fries alalım bari. Şuraya poz ver. Hoparlör cebine mi koymuş? Aynen. Herhalde JBL. Evet, eve geldik şu anda. Donmuş mantım vardı, onu yapmaya karar verdim. Bakalım nasılmış. Türkiye'den donmuş mantı almıştım. O kadar güzeldi ki. Bunu burada almıştık. Bakalım. Bakalım. Son videoda çekmiştik zaten. Sen bana şey demiştin. You're losing it. Hey, because that's also... Oh my god. Cici bebe. It is this place is bad. Like, it's like, I'm not losing it. Yes, you're always losing it. I'm not losing shit. I just like, now I'm thinking, neden mantı iki tane almadım diyorum. Macun iki tane aldık ve çok kötü çıktı dedim. Çok kötü, ben macun yedim. Bak böyle bir hamurun üstüne. O kadar merak ettim ki bir tane sırf merakından yedim. Cidden kötü ya. İnanmıyorum, o kadar kötü olamaz. O kadar kötü olamaz ya. Ucuz bir mantı değil, ucuz bir lahmacun değil. Boyutunda bir şey yok. Appetizer diye düşün. Bence güzel görünüyor. Bir tamam. De öyle salak bir cooking instruction yazmışlar ki oraya. 165 Fahrenheit. Yani 165 Fahrenheit nedir? 165 Fahrenheit demek istememiş. Demek istememiş. İşte onu diyorum, anladın mı? 165 degree demek istememiş. Aynen, ben direkt 450 Fahrenheit yaptım. Yani onu 165... Alexa, what is 165 Fahrenheit in Celsius? 165 degrees Fahrenheit is about 73.89 degrees Celsius. Yeah, I'm telling you. They made a mistake. I check both. Alexa, what is 165 Celsius in Fahrenheit? 165 degrees Celsius is 329 degrees Fahrenheit. 350. You did a little too much, maybe that's why. A little too much by Shawn Mendes from Spotify. Google daha iyi. Hey Google, play something. Play some music on Spotify. Fuck you, Alexa. Don't say that. Are you gonna eat? Are you seriously not gonna eat? Neden ya? Hiçbir şey. Bence canın çekecek mantı. Yok abi zaten. Kim bu kimiz? Ben vallahi bir tane lahmacun gömeceğim, bir tane de mantı yiyeceğim. Ve hazır. Bakalım nasıl. Şalın Efendi yazıyor. Rezillik. Rezillik. Şunu şuraya at. Fenty sponsorluğunda yaptığım bu audition. Bakın. Yakışıyor mu ne başörtüsü? Sivilcem dur. Bütün hataları böyle kapatacağım.